Kırık Testi Biricik gayemiz istikametinde yola devam. İnsan her ne kadar fena aleminde, dünyada fenaya mahkum olarak yaratılsa da, sahip olduğu mahiyeti itibarıyla o, ebedlere namzet, ebediyeti arzulayan ve ebede doğru yürüyen bir varlıktır. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel hususiyetlerden birisi de budur. O, bu yönüyle dar bir hayat çerçevesinde yaşamaya mahkum bir varlık değildir. Bu açıdan insanın temel vazifesi, kendisini ebedi huzura ulaştıracak yolu takip etmek ve böyle yüksek bir gayeyi elde edebilmek için bir hayat boyu gayret etmektir. İnsanın biricik gayesi, Allah celle celaluhu olmalıdır. Her insan onu sevme, onu sevdirme, ona ulaşma, ona ulaştırma ve gönüllerde ona karşı alaka uyarma istikametinde çırpınıp durmalıdır. Zira o gayeler gayesidir. Onun dışındaki her varlık ona vesilelik etmesi cihetiyle değer kazanır. Melaike-i kiramın kıymetleri dahi ona yakınlıklarından olduğu gibi, Enbiya-i üstünlükleri de ona yakınlıklarıyla birlikte insanları ona ulaştırmalarındandır. Hazret-i Ruhu Seyyidül Enam'ın sallallahu aleyhi ve sellem, bizim nazarımızdaki kıymet ve değeri ölçülemez. Bununla birlikte biz, ona bile doğrudan gaye demiyor, gaye ölçüsünde bir vesile diyoruz. Bu bizim inancımızın bir gereğidir. Zira kelime-i tevhidi telaffuz ederken önce asıl gaye olan Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini ikrar ediyor, ardından o gayeye ulaşmada en önemli vesilelerin başında gelen Efendimiz'i zikrediyoruz. Gözlerini Cenab-ı Hakk'ın rıza ve rıdvanına dikmiş, yüksek bir gaye hayale kilitlenmiş insanlar istikamet içinde bir hayat yaşarlar. Onlar rabbileriyle olan derin münasebetleri sayesinde muhalif rüzgarlar karşısında yalpalamaz, yön değiştirmezler. Böyle yüce bir gaye takip etmeyenlerin ise fırtınalar karşısında nereye savrulacakları belli olmaz. Belirli bir rotaları olmadığı için hiçbir rüzgar onların hedefe yürümesine yardım edemez. Onlar bir zaman düz yollarda istikamet içinde olsalar da bu çok uzun sürmez. Birden nefsani ve şeytani istek ve arzuları peşinde sarp yokuşlara saparlar. Perişan olurlar veya derin sulara gömülüp giderler. Bir kere daha ifade edelim ki inananlar açısından en yüksek gaye başta Allah'ı tanıma ve tanıtma, sonra da O'nu tanıtanları tanıma ve tanıtmadır onu temsil eden şahsiyetlerin arkasında yer alabilme, onların yolunu yol olarak benimseyebilmedir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendi yoluna ve Hulefâ-i Raşidin efendilerimizin yoluna sımsıkı sarılmamızı, asla bu yoldan ayrılmamamızı tavsiye etmiştir. Gerçek insanlığı insanlığa duyurabilmek, ve gönüllerde insan sevgisini yeşertebilmek de peygamber yolunda yürüyebilmeye, o yolu kamil manada temsil edenlerin izini takip edebilmeye bağlıdır. Bizler böyle yüksek bir gaye hayale kilitlenebildiysek, yaratılanları yaratandan ötürü severiz. İnsana Allah'ın ahseni takvime mazhar bir sanatı olarak bakar, sırf bundan ötürü ona karşı ayrı bir alaka duyarız. Yine ondan ötürüdür ki kalbinde iman meşalesi yananlara daha derin bir sevgi ve saygı duyarız. Henüz onu tanıyamamış kimselere ise ruhumuzun ilhamlarını boşaltmak suretiyle onu tanıtmaya, sevdirmeye çalışırız. Böylece canlandırmaya matuf yapacağımız hizmetlerle kendi canlılığımızı da devam ettiririz. Etrafa bir ruh, bir hayat nefret etmediğimiz takdirde, içimizdeki ruh ve hayatın da söneceğinden korkarız. Bizler, bizde olan güzellikleri başkalarıyla paylaştıkça, Allah bize daha fazlasını verecektir. Allah'ın lütfettiği varidatı çevremize dağıttığımız ölçüde, başımızdan aşağı sağanak sağanak yağan yeni yeni varidata mazhar oluruz. Varsın isteyen istediği yolu tutsun. Bizim yürüdüğümüz yol işte budur. Biz bu yola hizmet yolu diyoruz. İnsanlığa hizmet eden kimselerin nezd-i luhiyette, nezd-i nebevide ayrı bir kıymetinin olacağına inanıyoruz. Bunun dışındaki kıymet takdirlerini elimizin tersiyle bir kenara itiyoruz. Zira alkış ve takdire bağlanan hizmetler bizi ileriye değil geriye götürecektir. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olacaktır. Şeytan bu insanların karşısına çıkaracağı dünyevi dert ve meşguliyetlerle onları yürüdükleri yoldan saptıracaktır. Ona doğru yürüdüğünü zanneden kimseler tamamen onu hedeflemedikleri için maksatlarına ulaşamayacaklardır. Şeytan Allah'la meşgul olmayan insanları batıl şeylerle çok basit şeylerle meşgul edecektir. Bu melun varlık, hedefi, gayesi, meşguliyeti Allah olan kimselerin ise semtine bile sokulamayacaktır. İnsani duygu ve düşüncenin inşa ve ihya edilmesi, dünyanın sulhu sükunetinin sağlanması, güçle, kuvvetle, silahlarla değil, Allah'ın rızasını hedefleyerek onun yolunda yürüyen insanların gönüllere girmesi, akılları ikna etmesi sayesinde gerçekleşecektir. Onların çaba ve gayretleri sayesinde doğu ile batı, güney ile kuzey kucaklaşacak. Farklı bütün renk ve desenler birbiriyle buluşacak. İnsanlık topyekün bir arada kardeşçe yaşayabilecektir. Kaba kuvvete başvuranlar, sahip oldukları güce dayanarak insanları sağdan hizaya getirmeye çalışanlar şimdiye kadar hiçbir problemi halledememiş. Aksine problemler fasit dairesi oluşturmuşlardır. Bu fasit daire içine girenler salim düşüncelerini kaybetmiş, insanlıklarını yitirmiş, peşi peşine gelen komplikasyonlara yol açmışlardır. Başta peygamberler ve sonra da onların yolundan yürüyen peygamber takipçileridir ki insanlığa gerçek insan olma dersini vermişlerdir. Onlar öncelikle bunu hal dilleriyle temsil etmiş, sonra da yaşadıklarını tebliğ etmişlerdir. İşte bizler de bunun talibi olmalı, her daim Cenab-ı Hakk'ı bir düzeban edinmeli ve bununla meşguliyetimiz ölçüsünde ona yaklaşacağımızı, şeytanın hile ve desiselerinden uzak kalacağımızı bilmeliyiz. Günümüzde deformasyon ve dejenerasyona uğramış insani duygu ve düşüncenin yeniden hayata kavuşturulmasının bu tür cehd ve gayretler sayesinde olacağını unutmamalıyız. Yoksa birilerinin yaptığı üzere zorbalıkla, kuru lafla, yalanla, demagojiyle, şiddetle insanları ayrıştırmakla hiçbir yere varılamaz. Bu tür gayri meşru ve gayri insani yollara girenler zamanla şeytanın piyonu haline gelecek ve inandırıcılıklarını kaybedeceklerdir. Güven vaat etmek ve inandırıcı olmak istiyorsanız, zerre kadar inhiraf etmeden sürekli aynı müstakim çizgi üzerinde yürümeniz, inandığınız değerleri mükemmel bir şekilde temsil etmeniz gerekir. İnsanlar uzun süre sizin nabzınızı tutar, kalbinizi dinler, bir aritmi olup olmadığına bakarlar. Sizler başkalarını çağırdığınız marufu en güzel şekilde kendi hayatınızda temsil ediyor. Başkalarını uzak tutmaya çalıştığınız münkerden de fersah fersah uzak duruyorsanız işte o zaman size inanırlar. Bir kere daha ifade edelim ki ağzı iyi laf yapan, büyüleyici beyanlar ortaya koyan kimseler değil, dünya karşısında müstani duran, arzu ve şehvetlerine yenik düşmeyen, cismani ve beşeri garizelerinin esiri olmayan, menfaat ve şöhret beklentisiyle insanlık onurunu ayaklar altına alarak makama mansıba tenezzül etmeyen, iffet ve ismetine toz kondurmayan insanlar inandırıcı olurlar. Nitekim bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerine açılan adanmışlar, belli ölçüde çevreleri üzerinde etkili olmuşlarsa, bunun sebebi ne sahip oldukları malumat ve müktesebattır, ne de beyan güçleridir. Bilakis onların samimane hal ve temsilleridir. Kur'an'ın ifadesiyle herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Bu yüzdendir ki kimi i̇bn Selül gibi münafıklık yapar, iki yüzlü tavırlarıyla, yalanlarıyla kitleleri kandırır, kimi Firavun gibi kendinden başka herkese hakir görür ve despotluk yapar, kimi de Ömer Hayyam felsefesiyle Havai nefsini tatmin arkasında koşar eğlenmesine bakar. Bu insanlar yürüdükleri yolda Allah'ı gösteren onca işaret olmasına rağmen bunları görmez. Görseler de görmezden gelirler. Cenab-ı Hak kendisini unutan ve zikrinden yüz çeviren kimselere şeytanı iliştireceğini ve artık onların dostunun şeytan olacağını haber verir. Dolayısıyla rotası Allah olan pusulası onu gösteren kimseleri şeytan da onun dostları da sevmez. Sevmedikleri gibi onları yürüdükleri yoldan çevirmeye çalışırlar. Bu açıdan onlar insi ve cinni şeytanların kendileriyle meşgul olmasına şaşırmamalı, şeytan ve avanesine rağmen hedefledikleri yolda yürümeye devam etmelidirler. Biricik hedefi Allah rızası olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem intisap eden ve ilahi kelimetullah peşinde koşan bahtiyar kimseler, şeytan ve avanelerini şiraz eden çıkarırlar. Şeytan ve aveni şeytan, ellerinin ulaştığı her yerde bozgunculuk yapıp, fitne çıkaran fesatçılara alkış tutarlar ve ıslah peşinde koşanları asla sevmezler. İftiraktan, cehaletten, fakirlikten nemalanan zorba ve despotların en büyük destekçisi olurken, farklı yol ve yöntemlerle bunları yeryüzünden kaldırmak için mücadele eden insanlara karşı en amansız düşmanlığı yaparlar. Evet, güneşin doğup battığı her yere namı celili ilahiyi ve namı celili Muhammediyi götürmeye azmetmiş ıslah kahramanlarını gören şeytan şirazeden çıkar ve yeryüzündeki avanelerini onların üzerine salar. Salmıyorsa buna hayret etmek lazım. Zira insanlık için onca güzelliğe vesile olmuş, güzel insanlara şeytanın musallat olmaması düşünülemez. İnsanlığın iftihar tablosunu en büyük düşmanı gören şeytanın, onun davası üzere gönülleri fethetmeye kendini adamış kimselere karşı lakayt kalmaz. Nitekim son yaşanan hadiseler de lakayt kalmadığını gösterdi. Yaşanan zulüm sürecine bu süreçte atılan yalan ve iftiralara, akla hayale gelmedik zulümlere, farklı farklı saldırı ve hücumlara, türlü türlü ihanetlere baktığımızda şeytanın insin şeytanların gönlüne girmek, onlara ilham yetiştirmek, ellerine farklı argümanlar vermek ve onları harekete geçirmek için hiç durmadan 24 saat mesai yaptığını anlayabiliriz. Onların amansız saldırıları sizin doğru yolda yürüdüğünüzün en büyük emaresidir. Gırtlaklarına kadar eracife saplanan, servetlerine servet katma istikametinde yarış yapan, dünyanın kulu kölesi olmuş kimselerin size musallat olması sizin doğru yolda yürüdüğünüzün inandırıcı bir referansıdır. Buna inanıyorsanız Şeytana da onun sadık bendelerine de aldırmadan doğru bildiğiniz yolda yürümeye devam etmelisiniz. Yeryüzünde sulhu umumi'nin hasıl olması istikametinde bugüne kadar yaptığınız mesaiyi ikiye katlamalı, hızınıza hız katmalısınız. Yürüdüğünüz yolu yeniden bir kere daha Kur'an ve Sünnet'in ölçüleriyle, selefi salihinin kıstaslarıyla test etmeli Tavır ve davranışlarınızı vahyin referanslarına göre sürekli gözden geçirmeli, aykırı yanlarınız varsa bunları düzeltmeli ama engellemelere takılmadan, durmadan, duraksamadan gayi hayalinize doğru yürümelisiniz. Kırık testi.